Hayatımın yaklaşık 30 yılını eğitime verdim. Kalan 5 yılda burada kitapçılıkla uğraşıyorum. Mesela her yıl bir önceki yılı arıyoruz. Her yıl daha kötüye gidiyor şu an. Sıfır kitap doğrudur. Hani birçok öğrenciye göre öyle lüks olmuş. Ya mesela bu sene gelir gideri kesinlikle karşılamıyor. Çünkü çok sıkıntıdayız. Yani ben tek değil, diğer arkadaşların hepsi de öyle. Yani yazın zaten 3 ay bizim yatış zamanımız. Hani tek tük okuma kitabı satılıyor. Tek tük kaynak kitap almaya gelen geliyor. Bizim genelde işimiz sezonda oluyor. Okul sezonunda Eylül-Ekim gibi, Eylül-Ekim-Kasım gibi biraz bir canlılık oluyor. Ama Ocak'tan sonra yavaş yavaş yine durgunlaşmaya devam ediyor. Mesela bu sene Ramazan'dan sonra hiç doğru düzgün iş yapamadık. Ya buraya aylık 4000 lira ödüyorum. Hani yeme içme mesela dahil ettiğin zaman yani günde en kötü bir 200-250 lira en kötü. Yani bir harcamam oluyor. Aya vurduğun zaman 250 lira mesela şey günlük 250 lira bir harcam, 7,5 milyar para yapıyor aylık. Ama mesela o gün oluyor siftah açamıyoruz bazen akşama kadar. Yani bir okuma kitabı satamıyoruz bazen. O yüzden yani sıkıntılı işlerimiz. Mesela biz Türkiye İş Bankası yayınlarından bahsediyoruz. Mesela normalde fiyat olarak hani diğer yayınlara göre daha ucuz. Hani bu şekilde devlet yayın evlerini destekleyebilir. Hani bir kısım öğrenci üzerindeki yükü alabilir. Hani öyle bir çözüm en azından geliştirilebilir. Çünkü yani fiyatlar aldı başını gidiyor. Yani bu yıl belki bir yıl içerisinde 3-4 defa zam geldi kitaplara. Bir yıl içerisinde. Yani öğrenci nasıl, o aile var 4-5 öğrenci okutuyor. Bakıyorsun baba asgari ücretli, nasıl yapacak? Kitap alamıyor ki çocuğuna. Yani sıkıntımız o. Vergiler dediğiniz gibi vergiler düşülse, yayın evleri biraz bir desteklense, bazı şeylerden muaf tutulsa, belli bir fiyat şeyi gelse, hani işte şu fiyatın üzerine satamazsın gibisinden. Yani ancak o zaman belki bir öğrenci kitapla buluşabilir. Diğer türlü çok zor. Yani asgari ücret 17 bin adam alıyor. Ya 17 binle ev mi geçindirecek? Adam kira. Ve burada asgari ücret bile çok, yani asgari ücret vermeyen yerler var hani. Aylık 10 bin, 12 bin. Adam neyine yetecek? Nasıl kitap alacak? Nasıl kitap okuyacak? 4 milyona. Hem Hüseyin İvant kere hem de ne çağırıyor. Mesela ve geri dönüşüm. Hem reykene fabrika. Hem de nevi camiler. Camide de biz dinletin. De işte geri dönüşümü. 10 senedir, 12 senedir yapıyorum. Benden burada eskiden bir ailede bir üniversite öğrencisi varken şu an bir ailede 4 tane, 5 tane üniversite öğrencisi var. Şu an herkes çocuğunun iyi olmasını, iyi bir kültürle büyümesini, iyi bir öğrenim görmesini ister. Ondan dolayı adam yemeyip içmeyip mesela çocuğunun okumasını istiyor. O şekilde dolayısıyla her ailede üniversite öğrencisi, lise öğrencisi vardır. Yani ben okumadım ama çocuğum okusun, iyi yerlere gelsin diye temennilerinde bulunuyor. Ekonomi kriziyle mesela aldığımız malı bir sene önce aldığımız kitabı yerine bıraktığımız zaman mesela bir senede bir değişmiyordu. Şu an sattığımız kitabı yerine bırakamıyoruz. Doğrudur, haklısınız. Mesela sattığımız malzemeyi anında almanız lazım. Aldığınız zaman da mesela nakit olmadığı zaman bu şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir şey de var mesela, her şey elektrik ortamına dönüştü. Mesela adam bakıyor ki mesela elektrik ortamındaki fiyatı bizimle kıyaslama yapıyor. Kitap istediğimiz zaman kargo ücretleri maalesef bize yansıyor, kitaplarda bir artış var. Öğrenci geldiği zaman da mesela kitap fiyatlarında bir artış görünce almayabiliyor. O şekilde öğrencinde de bir sıkıntı var, bize de sıkıntı ister istemez yansıyabiliyor. Yaş düzeyi olarak her üniversite öğrencisi, genelde çalıştığım lise öğrencisi ve üniversite düzeyi. Mesela önceden 5 lira sattığımız kitap şu an rahat 120 lira, 130 lira. İster istemez öğrenci 5 tane kitap alacağı yerde şu an 2 tane alamıyor. Bu kaç sene önce aralığı oldu? Bu 3 sene, 2 sene bu şekilde bir süreç değişti. Şu an mesela 5 lira sattığımız kitap şu an 100 liradan 80 liradan aşağı değil. Kitaptan kitaba da değişebiliyor şu an.
kitabını okuduktan sonra belli bir miktar karşılığında kitabını değiştiriyoruz. Bu şekilde yardımcı oluruz ama nereye kadar? Yani ben kitabımı alayım da kardeşlerim okusun diye imkan varken niye bu duruma gelsin ki? İmkansızlıklar olduğundan dolayı öğrenci ister istemez cebine yansıyor. Cebine yansıdan sonra ister istemez kitabını da satmak zorunda kalıyor. Kimi öğrenci gelip kütüphanesini de mesela satmak zorunda kalıyor. Yok efendim paradan mesela yemedir, içmedir, başka kitaplar lazım olduğundan dolayı satmak zorunda da kalıyor. Bu şekilde karşılaşabiliyoruz. Gelirleri karşılamıyor. Mesela oturuyoruz akşama kadar yemek paramızı bile cebimizden ödüyoruz. Bu şekilde yani maalesef şu an bir yoğunluk yok. 3 kişi çalışıyoruz. Cebimiz nereye bakarsan 300 TL'den yani 500'den aşağı değil. Yani ceyranıdır, kirasıdır, vergisidir. Yani bayağı bir masrafımız var. Yol parasıdır. Yeme içme de hesapladığın zaman yani gelir gideri karşılamıyor maalesef. Ne kadar? 5000 lira yakın bir kira ödüyoruz. Bir giderimiz oluyor ayda. Çözüm nedir? İnsanların yani belli bir miktarda gelirinin gideri karşılamasıdır. Yani bütçe yani bir asgari ücretin üst düzeyde olmasıdır. Yani bir bireye yansıdığı zaman ister istemez gelip çocuğuna kitap da alacak. Yani karşılığını bulduğu zaman ister istemez kitap da alacak, hayat koşulları daha güzel olacak. Bu şekilde güzel olur diye düşünüyorum.